Tekrar merhabalar sevgili dinleyicilerim, kıymetli öğrencilerim. Programımızın birinci bölümünün sonunda mezit fiillerin ismi faillerinin nasıl elde edildiğinin bir tanımını vermiştik. İkinci bölümün başında bu tanımı tekrar edeceğimi ifade etmiştim. Bu tanımı tekrar ediyorum. Ve yusâğu diye başlayan bölüme bakalım. Ve yusâğu minel fiili gayri thulâthiyye bi veznil fiilil mudâri' ma'a ibdâlil harfil evvel. Harfi mudara'ati mimen madmumeten ve kesri ma qablel ahiri. Ve yusâğu elde edilir ya da sıygalanır. Minel fiili gayri thulâthiyye. İsmi fail sülâsi dışındaki fiillerden elde edilir. Nasıl? Bi veznil fiilil mudari'i. Muzari fiil vezninden elde edilir. Me'a ibdalil harfil evvel. İlk harfin dönüştürülmesiyle. İlk harften kastan harfil mudara'a. Muzarilik harfi olduğu parantez içerisinde verilmiş. Muzarilik harfi dönüştürülür. Neye dönüştürülür? Mimen madmumeten. Dammeli bir mime dönüştürülür. Ve kesri ma kablel ahiri. Ve sondan bir öncekinin kesralı kılınmasıyla. Yani sondan bir önceki harfin kesralı yapılmasıyla elde edilir. Peki sizin anlayacağınız, daha rahat anlayacağınız bir şekilde ifade etmek gerekirse şunu söylemeliyiz. Burada da gerçi çok kapalı değil ifade ama şunu söylemeliyiz. Mezit fiillerin ismi failleri bu fiillerin muzarilerinden, muzari sigalarından elde edilir. Bir mezit fiile muzari sigasının başındaki muzarilik harfi atılır. Ve muzarilik harfi atıldıktan sonra yerine dammeli bir mim getirilir. Son harften bir önceki harf ise kesralı yapılır. Son harften bir önceki harf ise kesralı yapılır. Peki burada verilen örneklere bakalım. Ersele yursilu mürsilun. Ersele gönderdi, yursilu gönderiyor, gönderir. Mürsil gönderici, gönderen anlamında. Peki ersele mazi, yursilu muzari. Mürsil ismi fail. Nasıl elde edildi mürsil kelimesi? Hatizatında bu kelime de, mürsil kelimesi de yine size yabancı olmayan bir kelime. Anlamı itibariyle El-Kitab-ül Esasi'nin birinci cildinde geçen, anlamını öğrendiğiniz bir kelime. Mürsil nasıl elde edildi? Yursilu fiilinin başındaki muzarilik harfi olan ya atıldı ve yerine dammeli bir mim getirildi. Ve mu şeklinde okuduk onu. Ne oldu peki şimdi? Yursilu idi. Mürsilü oldu. Ha, sondan bir önceki kesralanır demiştik tanımda. Burada zaten sondan bir önceki harf kesralı. O halde ona dokunmayız, karışmayız. Bir de şuna dikkatinizi çekmek istiyorum. Fiilin muzari vezninde yursilu derken kelimenin yursilu kelimesinin son harfi olan lamın harekesi tek damme. Ancak ismi fail vezninde dönüştükten sonra mürsilun şeklinde lam tenvin aldı. Damme tenvini aldı. Niçin? Çünkü artık bu bir fiil olma hüviyetinden uzaklaştı. İsim olma hüviyetine kavuştu. İsimler de nekra durumda. Yani başlarında lam-ı tarif olmadığı durumlarda bünyelerinde tenvin taşırlar biliyorsunuz. Bu sebeple mursilun şeklinde sonu tenvinle bitti. Ha, biz bu kelimeyi marife yapmak istersek mursilun kelimesini başına lam-ı tarif getirir ve el mursilu yapabiliriz. O hususta muhayyeriz. Peki la haza'ya bakalım. La haza muzarisi yulahizu, mastarı mulahiz, mastarı dedim düzeltiyorum, ismi faili mulahizun. Peki ismi failinin mulahizun olduğu verilmiş. Siz vezinleri artık öğrendiniz. La haza yulahizu. Ben sehven mastarı dedim ama yani sorsam size la hazanın mastarı nasıl gelir diye ne dersiniz? La haza yulahizu. Önce veznini bulalım isterseniz. Fa'ale yufa'ilu. Fa'ale yufa'ilu mazi ve muzarisi ise mastarı nasıldı? Mufa'aletun ve fi'alun. Lahaza yulahizu mastarı mulahazatun. Peki mazisi lahaza, muzarisi de yulahizu olan fiilin, mezit fiilin ismi faili nasıl geldi? Mulahizun şeklinde geldi.
Nasıl bir yöntem takip ettik? Yulahizu'nun başındaki muzarlik harfini attık. Yerine dammeli bir mim getirdik ve sondan öncekine baktık. Yani sondan bir önceki harfe baktık. Kesra olduğu için dokunmadık. Kesra olmasaydı onu kesraya dönüştürecektik. Ve sonrasında da fiilin son harfi olan za'nın damme tenvin ile okunmasını sağladık. Artık fiil mahiyetinden çıkıp isim mahiyetine dönüşünce onu mulahizun şeklinde tenvinle okuduk. Marife yapmak istersek el mulahizu şeklinde başına lam-ı tarif getirir. Okuruz el mulahizu diye ifade ederiz. Peki efendim, şu dakikaya kadar neyi çalıştık? Sülasi mezit fiillerin ismi faillerinin nasıl elde edildiğini çalıştık. Tanımını verdik. İki de örnek zikrettik. Şimdi sırada alıştırmalar var. Alıştırmalara bakacağız. Yedi numaralı alıştırmaya geldik. Alıştırmalara geçmeden önce burada örnek verilseydi iyi olurdu. Yani örnek olarak zikredilmemiş. Zikredilmediği halde biz çalışalım istiyorum. Alıştırmalara geçmeden önce. Sülasi mezit fiillerin ismi faillerinin elde edilişiyle ilgili olarak verdiğimiz tanımda muzari fiilin, yani mezit fiilin muzarisinin başındaki muzarlık harfini atar, dammeli bir mim getiririz. Dammeli bir mimden sonra, yani dammeli bir mim getirdikten sonra ikinci bir aşama olarak, ikinci bir uygulama olarak sondan bir önceki harfi kesralı yaparız dedik. Ancak burada verilen hem erselle hem de la haza fiillerinin muzarileri zaten haddi zatında sigaları gereği sondan bir önceki harfleri kesralı. O bakımdan biz şimdi öğrendi anlamını taşıyan, evet, hangi fiil? Siz bunu biliyorsunuz. Öğrendi. Tealleme, değil mi? Tealleme fiilinin mazisi, muzarisi ve ismi faili üzerinde çalışalım. Tealleme fiilinin muzarisi nasıldır? Yeteallemü. Tealleme, yeteallemü. Hangi vezinde? Tefeale, yetefealu vezninde. Peki şimdi size bunu soru olarak yönelttiğimi varsayın. Tealleme fiilinin ismi failini elde edin demiş olsaydım. Bana nasıl bir cevap verdiniz? Öncelikle muzarisinden yola çıkmamız gerektiğini söylerdiniz. Yeteallemu. Peki uygulamaya geçelim. Birinci uygulama ya da uygulamanın birinci adımı ne? Muzari fiilin başında yer alan muzarilik harfini atmak. Attık onu. Attıktan sonra ne yapıyoruz? Yerine bir dammeli mim getiriyoruz. Getirdik dammeli bir mimi. İkinci adım olarak ne yapıyoruz? Sondan bir önceki harfin harekesini kesralıyoruz. Sondan bir önceki harfe bakalım. Lam harfi. Son harf mim. Sondan bir önceki harf lam. Sondan bir önceki harfin harekesi kesra mı? Değil. Ne peki? Fetha. Ne yapıyoruz? Bu fethayı atıp yerine kesra koyuyoruz. Kesra yerleştiriyoruz. Ve son harfi isim olması sebebiyle, hasebiyle damme tenviniyle okuyoruz. Peki nasıl ifade ederiz? Hocam ben buldum diyeniniz var mı? Yani uygulamayı yaptık, zaten söyleyivermesi kaldı geriye. Müteallimun, değil mi? Müteallimun. Teallemenin ismi faili. Bu örnek üzerinden niçin durduğumu izah etmiştim. Tekrar edeyim niçin durduğumu. Kitabınıza verilen ersele ve lahaza fiillerinin muzarilerinin sondan bir önceki harfleri zaten kesralı. Bize ne lazım? Bir mezit fiil. O mezit fiilin muzarisinin sondan bir önceki harfi kesralı olmasın ki biz onu kesralayalım. Tefeale, yetefealu, tefeulun şeklinde mazi, muzari ve mastarını
söyleyebileceğimiz vezne ait olan taalleme, yetaallemu taallumun şeklinde mazi, muzari ve maslarını söylediğimiz fiili ele aldık ve bunun ismi failinin müteallimun şeklinde geldiğini, gelmesi gerektiğini birlikte okumuş olduk, çalışmış olduk. Peki 7 numaralı alıştırma var burada. 7 numaralı alıştırma ne istiyor? Uzkur ismel faili li kulli fiil minel efali taliyeti. Aşağıdaki fiillerin ismi faillerini söyleyin demiş. Toplam 14 fiil yer alıyor burada. Bu fiillerin ismi failleri isteniyor sizden. Şimdi bu fiillerin ismi faillerinin ne olduğunu ben size söylemeyeceğim. Yani hemen hazır bir şekilde size sunmayacağım. Burayı size ödev olarak tevdi edeceğim. Siz burayı çalışacaksınız. İsmi faillerini tespit edeceksiniz. Ve bir sonraki programda inşallah burada yer alan fiillerin ismi faillerini size verdiğimiz zaman siz de cevaplarınızı kontrol edeceksiniz. Ve şunu görmüş olacağız. Ben ismi fail konusunu anlamışım veya anlamamışım. Yani bunu kendi kendinize test etme imkanı sunmuş olacağız size. Şöyle bir hatırlatma yapıp ismil mef'ul konusuna geçelim. Burada verilen 14 fiilin ismi faillerini elde ederken sülasi mücerret olanları failun vezninde elde edeceğinizi, mezit fiillerin ise muzarilerini göz önünde bulundurup muzarinin başındaki muzarilik harfini attıktan sonra yerine dammeli bir mim getirip sondan bir önceki harfin harekesinde kesralayarak ismi faili elde edeceğinizi hatırlatalım ve ismul mef'uli başlıklı bölüme geçelim. İsmul mef'uli. İsmul mef'uli huvel ismul lezî veka'a aleyhi el fi'lu. İsmi mef'ul fiilin üzerine vaki olduğu isimdir. İsmi mef'ul fiilin üzerinde vaki olduğu isimdir. Fe kelimetu mektubin, mektup kelimesi, tedullu ale şey'il lezî kutibe, yazılmış olan şeye delalet eder. Kendinizi kitaplarda verilen tanımları öğrenmeye kilitlemeyin. Yani hocam verdiğiniz tanım not bile edemedim. Yani not edemedim bile. Anlamadım bile gibi düşünmeyin. İsmi mef'ul ile ilgili olarak şunu bilmeniz yeterli. Burada verilen tanım sizin zihninizde kolayca kalmasını sağlayacak. Zihninizde uzun süre kalacak bir tanım olmadığı için üzerinde çok durmadım. İsmi mef'ul nedir? İsmi mef'ul yapılan işten etkilenen varlıktır, isimdir. Bu şekliyle daha çok zihninizde kalır. Peki katip ismi fail mi? İsmi fail. İsmi failin tanımı ne? İşi yapan. Peki ismi mef'ul ne? Yapılan işten etkilenen. Mektup ne? Yazılan. Ha, o halde bir yazan var. Bir de o yazanın yazdığı, yazma eyleminden etkilenen var. O da mektup. Peki ismi fail işi yapansa ismi mef'ul de yapılan işten etkilenendir diye kısa bir şekilde, öz bir şekilde tanımlayabiliriz. Peki tarikatu sıyagatihi şeklinde bir ifade var. Sıyagalanış yöntemi, yani elde ediliş biçimi. Neyin? İsmi mef'ulün. Peki burayı henüz okumadan ben size şöyle bir soru yönelsem. Sülasi mücerred fiillerin ismi mef'ul vezni nedir desem? Ne dersiniz? İstisnasız hemen hepiniz radyo dershanesi programını başından beri takip eden ya da ne bileyim sonradan takip etmeye başlayıp geriye dönük telafide bulunan her bir öğrencimiz, her bir dinleyicimiz sülasi mücerred fiillerin ismi mef'ullerinin mef'ulün olduğunu, bu vezinde geldiğini bilir. O halde hemen şurayı okuyalım. Yusâgu ismul mef'uli minel fiili thulâthiyye bi vezni mef'ulin. Sülasi mücerred fiillerin ismi mef'ul vezni mef'ulun veznindedir. Qara'e makru'un gibi. Qara'e okudu, makru'un okunmuş olan. Peki bizim gerek kurs ortamında uyguladığımız sınavlarda, gerekse radyo dershanesi öğrencileri için uyguladığımız, zaman zaman ara ara uygulanan deneme sınavlarında fehmul makru'i diye bir bölüm yer alıyor. Bu bölümün ne anlama geldiğini siz biliyorsunuz ama işaret etmiş olalım. Fehmul makru'i ne demek? Okunanı anlama. Yani biz onu okuma anlama birimi diye adlandırıyoruz. Fehmul makru'i okuma anlama, okunan şeyi anlama. Peki şimdi sülasi mezit fiillerden ismi mef'ulün nasıl elde edildiği hususuna geçiyoruz. Ve yusâhu ismul mef'uli minel fiili gayri thulâthiyyi.
ve yusâğu ismul mef'uli. İsmi mef'ul elde edilir, sigalanır. Minel fi'li gayr-ı sülâsiyyi. Sülâsi dışındaki fiillerden ismi mef'ul elde edilir. Yani sülâsi mezitlerden şu yolla elde edilir. İsmi mef'ul hangi yolla? Bi veznil fi'lil mudâri'a. Muzari fiil vezniyle. Ma'a ibdalil harfil evvel. İlk harfin dönüştürülmesiyle. İlk harften kastın harfil mudara'a oluşu parantez içerisinde verilmiş. Muzarilik harfinin, mudaraat harfinin dönüştürülmesiyle elde edilir. Neye dönüştürülmesiyle? Mimen madmumeten. Dammeli bir mime dönüştürülmesiyle elde edilir. Şu an neyi çalışıyoruz? Şu dakika itibariyle hangi konuyu çalışıyoruz? Mezit fiillerin ismi mef'ullerinin nasıl elde edildiğini. Evet, mezit fiillerin ismi mef'ullerinin nasıl elde edildiğini çalışıyoruz. Nasıl elde edilişiyle ilgili şu dakikaya kadar, şu ana kadar ne söyledi kitabımız? Mezit fiillerin yani sülasi mücerred dışındaki fiillerin ismi mef'ullerini elde etmek için muzarisine bakılır. Muzarisinin başındaki muzarilik harfi atılır ve dammeli bir mim getirilir. Peki buraya kadar, şu söylediğimiz noktaya kadar mezit fiillerin ismi faillerinin elde ediliş tarifiyle, yöntemiyle aynı mı? Aynı. Aynı. Peki şimdi şu söylenen şey işi ayrıştıracak, ayrı hale getirecek. Ve fethi ma qablel ahiri. Evet. Sondan bir önceki harfin harekesinin fethalı yapılmasıyla elde edilir. Ne değişti? İsmi faili elde etmeyle ismi mef'ule elde etmenin arasında sadece ve sadece. Yalnız ve yalnız tek bir fark varmış. Dikkatinizi çekmek için üzerine bastıra bastıra ifade ediyorum. Tek bir fark varmış. Mezit fiillerin ismi faillerinin elde ediliş tarzıyla İsmi mef'ullerinin elde ediliş tarzı arasında tek bir fark var. O da şu. İsmi faili elde ederken muzari fiilin sondan bir önceki harfinin harekesini şayet kesralı değilse kesraya dönüştürürken elde edeceğimizde, ismi faili elde edeceğimizde sondan bir önceki harfin harekesi kesralı değilse kesraya dönüştürürken ismi mef'ulünü mezit fiilin ismi mef'ulünü elde ederken takip ettiğimiz yol neymiş? Sondan bir önceki harfin harekesini fethalı kılmak. O halde başlarında yer alan muzarilik harfinin atılması ve dammeli bir mim getirilmesi noktasında bunlar ortak. Yani mezit fiillerin ismi failleri ve ismi mef'ulleri ortak. Ne de ortak? Muzarilik harflerinin atılıp yerine dammeli bir mim getirilmesinde ortaklar. Peki ne de ayrışırlar birbirlerinden? Hangi hususta ayrışırlar? İsmi faili elde ederken sondan bir önceki harfi, muzari sıygadaki sondan bir önceki harfi kesralarken, ismi mef'ul elde ederken ne yapıyoruz? Sondan bir önceki harfi fethalıyoruz. Peki burada dikkat çekilmemiş. Yani işaret edilmemiş. Ancak şunu söylemeliyiz biz. İsmi mef'ulünü elde ederken mezit fiilin meçhulünden yola çıkmak işimizi kolaylaştırır. Meçhulünden yola çıkmak işimizi kolaylaştırır. Peki meçhulünden nasıl yola çıkılacak? Veya meçhulünden yola çıkmasak sadece efendime söyleyeyim malum vezin üzerinde hareket etsek sonuca ulaşamaz mıyız? Neticeye varamaz mıyız? Bunlar üzerinde konuşacağız fakat konuşmak için yeteri kadar vaktimiz kalmadı. Problem de değil doğrusu. Acelemiz yok. Sindire sindire konuları hazmede hazmede çalışmamız daha yararlı olur. Bir sonraki programda inşallah ben size yukarıda yer alan 7. alıştırmanın sizin ödev olarak hazırlayacağınız alıştırmanın cevaplarını vermemi müteakiben mezit fiillerin ismi mef'ullerinin elde ediliş yöntemiyle ilgili daha kalıcı, daha detaylı bilgiler vereceğim. Bugün sunduğumuz konuları tekrar edeceğiz ismi mef'ulle ilgili olan bölümü.
ve bir de üzerine bir takım ilavelerde bulunacağız. Gelecek programa kadar siz sadece ismi failler üzerinde çalışın yeterli. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm.